Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam'ın en korkunç düşmanları Yahudilerdir. Daha doğduğu gün düşman oldular. Ve sonunda biliyorsunuz Hazreti İsa Aleyhisselam'a sadece 12 kişi iman etti. Bu 12 kişiye Kur'an'da ne isim veriliyor siz söyleyin. Havariler, el havariyun, bak Arapça, havari, Avrupa kaynaklarında apostol diye geçer, apostoller, 12 kişi. Hazreti İsa'ya inanan topu topuna 12 kişi. 12 onlar da çok önemlidir. Hristiyan medeniyetinde, Hristiyan kültüründe 12 rakamı kutsal bir rakamdır. Havarilerin sayısı kutsal dedikleri, Hazreti İsa'nın temsilcileri dedikleri havarilerin ruhaniyetini temsil ettiği için Hristiyanlar 12 rakamına kutsal gözle bakarlar. Kutsal, mukaddes gözüyle bakarlar. Onun için Hristiyan dünyasında her şey 12'ye bağlanmıştır. Hatta Hristiyan tüccarlar bile yaptıkları malları, ürettikleri malları 12'ye bağlamışlardır. Siz söyleyin bir düzine çatal kaşık kaç tanedir siz söyleyin? 12'dir. 12'dir. Başarılı bir iş yaptıkları zaman, mükemmel bir iş yaptıkları zaman ne derler? Hedefi 12'den vurdu. Bak 12. Atış poligonlarında, atış talimlerinde hedefe konan atış öğretimi yapılırken hedefe konan o kartonda, levhada kaç rakamı var siz söyleyin? 12. Öyledir. Ringe çıkmış bulunan iki boksör kaç ring yaparlar, kaç dönem yaparlar, kaç devir yaparlar? 12. Biz Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Yunanistan'a Ege'de bir takım adaları vermişiz. Kaç ada verdik siz söyleyin? 12 ada. Onlar şimdi Ege Denizi'nde kaç mil bir hak iddia ediyorlar siz söyleyin? 12 mil. Hep 12 diye gider. Şu anda Avrupa Birliği'nin mavi zemin üzerine beyaz yıldızlar var. Kaç tane de saydınız mı? Vallahi 12'dir. Hep 12'dir. Daha aklıma gelmiyor. Bir hayli 12'ye bağlı Hristiyan kültürünün yerleşik ifadeleri böyle devam edip gidiyor. Bizim de aramıza karışmış ama dikkat etmek lazım, kullanmamak lazım. Değerli kardeşler,